Herkese selam kankalar. Şu an sabahın saat bilmem kaçı bilmiyorum. Yani en az bir 7 vardır. Birkaç gündür video atamıyorum. Onun da nedeni hem birazcık yoğunum. Yani video atamıyorum. Aslında 2 gündür video atamıyorum. Birazcık kısık sesle konuşacağım çünkü misafirlikteyim. Ama şunu demek istiyorum. Yorumlarda ve Instagram'dan bana o kadar çok şey yazdınız ki, hadi video çek, nerede video, nerede video falan diye böyle şeyler gelince, arkadaşlar bakın, YouTube'daki şu an o videoların yeni gelen bütün şarkılar hepsinin notunu aldım. Özellikle şeyin Şah Samanyolu'yu çok merak ediyordum, dinlemedim. O kadar böyle tıklamaya gitti ki elim. O kadar böyle bir izlemek istedim ki. Ama dedim ki videoya saklayacağım. Sonra Rota var. Rota dışında Maoji'nin yeni klibi var. Sonra Köksal'ın 762 şarkısı var. Yani var oğlu var. Bugün aslında bugün akşam bir sürü video çekecektim ama şu an dedim ki uyumadan bir tane dedim video çekeyim dedim. O da ya ne şartlarda video çekmeye çalışıyorum şu an. O yüzden lütfen kanka kanalıma abone olup destek vermeyi unutma. Bir şey kaybetmeyeceksin. Hazırsanız hemen başlayalım. Go. Şehinşah Samanyolu. Klavye mouse takılı olmadığı için elimle durduracağım. O yüzden böyle ekrana git gel yapacağım bir sürü. Jetgiller. Klip Jetgiller kullanılmış. Zaten Samanyolu Jetgiller. Sonsuz yolculuğunda bir otostop duyanı zaman koşusuzlar Samanyolu'nda onu arar. Oğlum giriş çok iyi, giriş çok iyi. Müzik şey, birazcık şeyi bilenler var mı aranızda? Weekend bilenler var mı aranızda? Böyle Weekend'de genellikle bu tarz böyle retro müzikler, çok retro müzik şu an böyle. Yani eski nesil ama hani hareketli böyle seni tutar, ritim seni tutar. Şu an beat çok güzel. Beat çok iyi. Şehinşah da direkt nakarat da girdi sanırım. Yani nakaratı da çok iyi. Go. İçinde bulunduğu boyutlar hayır hiç kimse şu ruhunu doyurmaz. Yok oluşlar doğurmaz. Bulaşma sonsuz yolculuğuna. Kendime döndüm ve dedim ki nedenin neydi. Kaç bin kez öptüm demedim hiç gerek demekti. Heyecanlandıramıyordu beni. Gelir eceli kayanı gibi. Toplumun parası pulu dinle. Hepsi aynı bokun laciverti. Vaat ettikleri. Oha. Toplumun yani bütün dinsel ve bütün her şeyin diğer bokun pembelisi gibi şey. Ha dur altyazısı varmış. Dur lan altyazısı var. Ne? Ha. Okey. Okey, okey, okey. Kadrajdan çıkmamam lazım. Dur o cümlesi neydi? Heyecanlandıramıyordu beni. Gelir eceli kayanı gibi. Toplumun parası bulup dinle. Hepsi aynı bokun laciverti. Vaat ettikleri etkilemedin ama neden mal ikisi de kesmedi. Şeytan alemlendi ve taşak geçerdik. İsrafta gezerdi insana mezerdi. Zemin kayıyor altımdan. Çok özür dilerim. Şu an kapı açık, sigara içiyorum. Havalandırmaya çalışıyorum içeriye. Şeytan aynı bizle aynı mahalledendi. Taşak geçerdik, insana benzerdi. Bilmem nereden geçerdi. Bu nasıl bir cümle lan? Ettikleri etkilemedin ama neden mal ikisi de kesmedi. Şeytan alemlendi ve taşak geçerdik. İsrafta gezerdi insana benzerdi. Zemin kayı. Oğlum ne demek istiyor lan? Ay ne demek istiyor? Ama çok da güzel. Yani bu cümleyi nasıl bir kafayla yazdın ya? Kanka hani ciddi anlamda çok iyi. Bak biraz ötütün fazla kaçmış ama bak
Yorumlarda mutlaka, yorumlara bakarsanız mutlaka olan Atatürk'ün %99 işte bilmem Şehinşah Atatürk'ün Şehinşah evet falan diye böyle bir sürü yorum vardır. Ama bilmediğiniz şu, melodi yani beat aşırı şey, retro, aşırı böyle hani dediğim gibi aranızda Weekend bilen varsa eğer onun da beatleri genellikle bu tarzdır. Yani bir şey vardır. Ve Şehinşah'ın da Atatürk'ünü bu kadar baskın kullanmasının nedeni bu şarkıda bence tamamen beatle tamamen aynı döngüde olsun diye yapılmış. O yüzden beni rahatsız etmiyor şu an. Tamam birazcık sözleri açık olmadan anlayamayabiliyorsun ama eminim ki birkaç sefer dinledikten sonra muhtemelen anlamaya başlarız. Ama sözleri de açtı. Yani o yüzden Atatürk'üne bence bu kadar yükselmeyin beyler, kankalar, kızlar, erkekler. Yani bence gayet iyi. Gayet iyi. Ve şey de çok hoşuma gitti. Yani Şehinşah'ın zaten kelime dağarcığı o kadar zengin, o kadar böyle sağlam yazıyor ki. Yani şu cümlede ne demek istedin az önceki cümlede ya? Şeytanla aynı mahalledeydik. Şeytanla aynı mahalledendik. İnsana benzerdi. Taşa geçerdik. İnsana benzerdi. Bilmem nereden geçerdi. Yani oğlum nasıl ya? Çok iyi ama. Ama çok iyi. Hani kafamda diyorum ki neyle ilgili bunu yazmış olabilir? Kimle ilgili yazmış olabilir? Burada birisine bir gönderme mi var? Ama hani çok iyi ya. Hani şey değil, anladın mı? Hani bir şeye bir yere konumlandıramıyorum. Ama yani beni tutuyor bir yerde, anladın mı? Tutuyor. Etikleri etkilemedin ama neden mal ikisi de kesmedi. Şeytan alemlendi ve taşa geçerdik. İsrafta gezerdi, insana benzerdi. Zemin kayıyor altımdan usulca. Düşüyorum, yarım yaşıyor, yarım kalmış uyuya. Tellerimi yükseleyim yanına, karanlık burası düşüyor. Uzayın tam kucağından dudaklarına düşüyorum. Ölüm kadar rahat bir rüyaya at. Bu dünya vasat, yaşa genç, dönük amacı. Yeni şuradan dudaklarına düşüyorum. Bak şarkı bu arada ezan okunuyor. Beyler ezan okunuyor ama oğlum reaksiyonun ortasında da ezan okundu ya. Ezanı bekleyeceğiz. Ezanı beklerken biz de şey yapalım. Yani ezanın bitmesini beklerken şey okuyacağız. Bekleyeceksiniz. Ben bekliyorum. Sen de bekleyeceksin kanka. Kanka sen de bekleyeceksin. Ben bekliyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Ben bekliyorsam sen hayli. Sen de bekleyeceksin. Bekliyoruz lan. Kanka yapacak bir şey yok. Vallahi ben dediğim gibi sırf kanal videosuz kalmasın. Instagram'dan beni linçlemeyin diye şu an videoyu çekiyorum. Ama böyle gizli de kaçamak gibi bir şey yaptık böyle. Çok da hoşuma gitti. Arada aslında böyle mi yapsak? Böyle yani bu tarz hoşuma gitti. Çok, bu da çok daha samimi oldu. Böyle hani aile ortamında böyle ev kalabalıktır. Gizliden gizli çıkar sevgilinle konuşursun ya falan. O tarz böyle onun samimiyeti gibi oldu. Ama bak Şehinşah şu verse'ı okurken birazcık şu an böyle işte mesela uzayın tam kucağında dudaklarına düşüyorum deyip şarkı düştükten sonra tekrardan ya hani aynı beat aynı ama bu adam kanka hani Atatürk'ün de sesi evet tek bir tona sabitleyebiliyor. Hani tam bir metalik bir ses haline getiriyor ama buna rağmen bu adam o inişleri çıkışları böyle yapabiliyor. Bak bunu Mao G de yapıyor. Hani yani bunlar yetenek beyler. Bunlar yetenek. Moji'nin de dönevine Köksal'la çektiği klip gelecek. Bugün bu kanalı var ya videolara boğacağım. Neyse ezan bitinceye kadar şey konuşayım. Ne yapıyorsunuz abi? Şu an videoyla ilgili konuşmak istemiyorum. Keyifler nasıl değil misiniz? Ezan bitsin. Devam ki. Konuşmaya. Umarım bu arada sesim çok böyle kısık konuşuyorum. Geliyordur size sesim. Yani umarım videoyu ben şey yaptığımda izlediğimde yani paylaşmadan önce sesim geliyordur yani.
sabah ezanı. Çok ben severim ya. Böyle bazen korkutucu geliyor. Bazen de şey böyle ne denir? Böyle huzur veriyor bana. Bu arada arkadaşlar lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakın ihtiyacım var ve bir şey kaybetmeyeceksin kanka. Kanka bana destek vereceksin ya. İzin ver bir şeyler yapayım lan. Ya izin ver bir şeyler yapayım ya. Hem sizin için bir şeyler yapayım, güzel içerikler çıkarayım. Hem kendi ailemin hayatı, kendi hayatımı kurtarmak adına bana izin verin lütfen. Bir şey kaybetmeyeceksin. Abone olarak, destek atarak, like atarak bir şey kaybetmeyeceksin. İyilik yapmaktan kaçınma lütfen. Tamam mı? Eyvallah. Oğlum ben bu formatı çok beğendim ya. Böyle kankamla oturup dertleşiyormuşum gibi böyle hani. Böyle o aile baskısı vardır ya bazen, aile baskısından çıkarsın o an böyle. Böyle kankanla konuşuyorsun, çok samimi bir şekilde böyle dertleşirsin. Kısa sürer o. Ama böyle onun aranızda yaşayanlar vardır mutlaka onu. Ya da bilmiyorum acaba yaşamadınız mı? Ben yaşadım çok. Bu arada zaman bitti, evet. Evet. Let's go. Ölüm kadar rahat bir rüyaya at. Bu dünya vasat, yaşa genç, dönük omacu. Giniş radara bul hayatın alamına bana ver. Işıklar akıyor, araç ıslanıyor. Bu sefer kolumu sana gir. Hayatın anlamını bana geri ver. Hayatın anlamını bana ver. Şeyin şah bu şarkıda çok şey ya. Böyle uzay temalı zaten, Samanyolu ve uzay yolu, yani Samanyolu demek ya, şarkı tamamen şey arkadaşlar, hani uzayı düşünmeye başladıysanız bilin ki bu bulunduğunuz hayat, içinde bulunduğunuz durum o kadar artık sizi tatmin etmiyordur ki yeni bir hayat ve her şeyden sıkılmışsınızdır. Çünkü her şeyi artık anlamışsınızdır, sistemi anlamışsınızdır. Yani hem sistem, şimdi Şehinşah da bu şarkısında şuraya kadar dinlediğim kadarıyla hem sisteme, tamam mı? Ya dini olur, siyasi olur fark etmiyor. Sistem işte. Hani ülkeyi, dünyayı bu hale getiren sistem. Sisteme dini değerler, yani değerler demeyeyim de din vesaire bu tarz. Böyle artık ondan sonra daha da duygusal, daha da maneviyatta da yine aynı şekilde böyle bir sıkıntı içine girmiş şeyin şu şarkıda. Yani anlatabiliyor muyum? Ki anladınız bence. O yüzden aranızda bunları zaten mutlaka hepimiz, ben de bir dönem yaşadım, sen de yaşadın. Ama önemli olan, bak bunu da unutmayın, önemli olan ne olursa olsun istediğiniz kadar karanlığa ve dibe düşerseniz de asla pes etmeyin abi. Asla pes etmeyin. Yani şey inşaat da yoluna devam edecektir arkadaşlar. Bu şarkıdan sonra hani o da yoluna devam edecektir. Çünkü bu hayatı seve seve yaşayacağız. Seve seve yaşayacaksın. Bu kadar. İyisiyle kötüsüyle kanka geldin bu hayata, yaşayacaksın. O yüzden kendin için her zaman en iyisini istemeye çalış, en iyisini yapmaya çalış. Go. Yolunda hayalperest hayalet, sonsuz yolculuğunda sana dek. Yalan dolana dayanamam ama sana. Onlara zor olurlar bana Samanyolu. Gözlerinde görüyorum onun, olur öyle bakma bana, parçalar onu sunur. Ey tam derken kurtuldum, yutuyor daha da anaforu. Gözlerinde görüyorum onun, olur öyle bakma bana, parçalar onu sunur. Ey burada kime, burada böyle manitacılık durumuyla ilgili mi bir cümle bu? Bakma bana öyle, nasıl poz, gözlerinde görüyorum onu, o nasıl poz? Muhtemelen daha yeni gönderme, yine bizim anlayamayacağımız, yine kız arkadaşına, eski veya eski eşine ve çocuğunun annesine veya o tarz böyle muhtemelen yani ikili ilişkilerde yaşanmış bir duruma gönderilen bir cümle bu ve gönderilen kişi dışında hiçbirimiz bunu anlayamayacağız. Anlayan varsa yorumlarda yazsın kanka, merak ettim. Bu cümleyle neyi kastetti? Tam derken kurtuldum, yutuyor daha da anaforu. Gümüş nehirle galaktik yıllar artık yıldızlar aşacağım. Bu zaman yolunu bir
Sana binip o gökardan aparatım unutma. Tadından çıkarıp ölüm çirkinleştirmeden yol alacağım. Alın şu canımın olur, kurtarın kaçırın onu. Bunaldım aşırı umuru, kuzanalım uzağa, burası yorucu. Uzayı... Söyledim, bakın bu adam bunaldı dedim. Bakın bu şarkısında tamamen sıkılmış, bunalmış. Bunalmış, yeni bir hayat istiyor bu adam. Bu adam tekrardan doğmak istiyor. Ki doğacaktır da, merak etmeyin. Yani hepimizin kötü atlattığı dönemler vardır ki ben Şubat ayı, Ocak ayında o kadar boktan bir dönem atlattım ki daha yeni yeni böyle sizlerle beraber buradaki kankalarım, kardeşlerim, eyvallah iyi ki varsınız. O kadar destek verdiniz ki bana. Sizlere sarıldım. Bakın çoğunuz belki bilmez ama bilenler eyvallah. Yani sizlerle çok, sizlere ne denli teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Yani ciddi anlamda kalbimde, yani ben burada YouTube kanalımda her zaman aldığım bir kararla bütün doğallığımla ve bütün dertlerim, sıkıntılarım, hayatımı paylaşmak, yani üzerine hani günlük olarak görüyorum burayı. Ve sizler de benim günlüğümü okuyup, yani videoları izlediğinizde günlüğümü okuyorsunuz. Ve dertlerimi, sıkıntılarımı o kadar çıplak halleriyle paylaştım ki sizlerle. İyisiyle, kötüsüyle ve o kadar sağlam destek aldım ki. Kanka eyvallah. Yani şu an o yüzden bu kadar rahatım buranın karşısında, anladın mı? Hani bir arkadaşımla, dostumla konuşuyormuşum gibiyim. O yüzden hiç yabancılık çekmiyorum. Hani aileden, çünkü Instagram'dan yazıyorsunuz abi. Abi gibisin, kardeşim. Öz abim var, daha çok seviyorum falan diyenler var. Eyvallah kanka, adamsınız. Aynı şekilde ben de çok seviyorum. Çünkü ben o şekilde yaklaştığımı hissediyorum. Sizlerin o şekilde yaklaşımları çok beni mutlu ediyor. Konu ne ara buraya geldi ya? Yine konu aramızdaki muhabbete geldi. Sizi seviyorum. Konunun başını videoyu sardırıp anlayabilirsiniz ama ben şu an kaçırdım oğlum. Sabah kaç saat şu an? 7.30. Ama Şehinşah evet sıkıldı. Yani sıkılmış ama hepimiz, tamam. Hepimiz kötü dönemlerden geçiyoruz ama kanka birbirimize sarılarak, eşimize, dostumuza ama ciddi anlamda bizim iyiliğimizi isteyen insanlara. Tamam mı? Bakın bunu unutmayın. Size yüzünü saklayan, yüzünüze gülüp arkanızdan türlü türlü iş çeviren insanlar değil. Çünkü bu sizin 5 yıllık bir ilişkinizdeki karaktersizler de olabilir. Tamam mı? Bak bunu unutmayın. Arkanızdan bıçaklayanlar onlar da olabilir. Çok bir akraban da olabilir. O yüzden bu seçimi yapmak çok zordur. Buna dikkat edin. Kendiniz bile bazen yetersiniz. Aynanın karşısına geç ve kendinle paylaş. Kimse yoksa. Hiç kimse yoksa. Ama zaten zaman içerisinde sen şeyi anlayacaksın. Hayatına giren insanın seni ne kadar denli düşünüp düşünmediğini. O kötü dönemleri işte birbirimize sarılarak atlatıp hayatımıza devam edeceğiz. Go. Sonuna dokunup arayıp duralım, koşulsuz huzuru bulalım, kusursuzluktaki kusuru tutalım, kuyruklu yıldızın ucuna. Şu Şehinşah, bak saçları yüzünde şurasında dövme var. Bak bu Şehinşah, bu da muhtemelen onun çocuğu. Bu da onun çocuğu. Koşulsuz aşk. Yani çocuğunu herhangi böyle bir şart ve bu tarz bir şey gütmeden seviyor. Ve şu an çocuğu uzay gemisinde, işte uzayda hareket ederken çocuğun yanına geliyor. Bana katlan öyle yorumladım, bilmiyorum. Zaman yolunda onu arar, içinde bulunduğu boyutlar. Hayır hiç kimse şu ruhunu doyurmaz. Yok oluşlar durmaz, ulaşma sonsuz yolculuğuna.
şarkının manevi anlamda ki bütün değerlendirmelerini yaptım. Yani ara ara durdurup bayağı uzun uzun konuştum. Ya ama şey olarak da dediğim gibi müzikal anlamda da konuşmak gerekirse son olarak şarkı müzikal anlamda da bence dediğim gibi melodi yani beat çok retro. Yani 80'ler 90'lar o elektro müzik beat'i zaten hani o tarz. O yüzden Atatürk'ün bu kadar şu an üst seviyede kullanılmasını da ben normal karşılıyorum. Çünkü yani uyumlu olmuş. Ben beğendim yani. Bu beat'e ben çıplak bir ses dinlemek istemezdim açıkçası. O yüzden ben çok beğendim ve ben bu şarkıyı 3-5 defa daha dinledikten sonra çok çok daha yine benimseyeceğime eminim. Eminim ki sizler de aynı şekilde bunu dinledikten sonra benimseyeceksiniz. Şarkıya bir şans verin. Ciddi anlamda hem sözler açısından yine duygusal göndermeler var ki hayatımdaki kişilere %100 yani %100 eşine, çocuğuna, hayatımdaki insanlara, herkese gönderme var. Yine şey var, yine içinde bulunduğu toplumu eleştiren, yine bir eleştirel de bir bakış açısı var şarkıda. İşte daha derinlemesine aslında oturup da dinlediğim zaman ne demek istediğini bu adamın. Çünkü şarkıları bazen şey olarak dinlemeyin. Yani oturup da tamam eğleniyoruz, kafa sallıyoruz falan, güzel, iyi. Ama bazen de ben genellikle şarkının ilk başta böyle bir şeyine bakıyorum. Hani sözlerine bakıyorum. Ondan sonra böyle şey kafasında takılıyorum artık. Hani sanatçıyı anladıktan sonra, aslında ne demek istediğini anladıktan sonra onu böyle eğlenceli dinlemde daha böyle zevk almaya başlıyorum. O duyguyu öyle alıyorum. O yüzden direkt şarkıyı yargılarken şey demeyin. Öteki kullanmış. %99, %100. Bu muhabbetlere girmeyin. İlk başta duyguyu alın. Oğlum duyguyu alacaksın. Melodik olarak keyfine bakacaksın. Melodisine kaptıracaksın kendini. Bu kadar. Neyse. Öpüyorum. Kanala abone değilsen lütfen abone ol. Bir şey kaybetmeyeceksin. Çok teşekkür ederim. Ciddi anlamda çok desteğine ihtiyacım var. Sabahın köründe bak senin için video çekiyorum. Allah'a emanet. Dikkat et.